Daha yeni çocuk sahibi olduğunuzu düşünelim. Çocuğunuz 18 sene sonra üniversiteye gidecek ve normal olarak siz de daha şimdiden her ay bir kenara para koymak istiyorsunuz. Ama 18 sene sonranın masrafları için her ay kenara ne kadar para koymanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Bu soruya kafa yormadan önce biraz araştırma yapmamız gerekiyor. Bugün üniversitede okumanın masrafı ne kadar bilmeliyiz ki 18 sene sonrasını tahmin edebilelim? Bu arada bu videoda sizinle paylaşacağım her şeyin araştırmalardan elde ettiğim varsayımlara dayandığını da bilmelisiniz. Eğer varsayımlarım sizi ikna etmediyse aynı hesaplamayı kendi varsayımlarınızla da yapabilirsiniz. Maksat birlikte bir örnek çözelim, siz de bu hesabın mantığını anlayın. Son olarak bu videoda örnek olarak Amerika'daki üniversitelerin maliyetlerini kullanacağım. Türkiye'de biz çok daha şanslıyız çünkü devlet üniversitelerinde okumanın masrafı yani öğrenci ve velilere maliyeti Amerika Birleşik Devletleri'nden daha az. Neyse ne diyorduk? Dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversiteleriyle ilgili biraz araştırma yaptım ve bir senelik özel üniversite masrafının yaklaşık olarak 45 bin dolar olduğunu buldum. Devlet üniversitesinde ise bu meblağın yaklaşık olarak yarısı kadar bir ücret yani 22.500 dolar alınıyor. Her ay bir kenara ayırmanız gereken parayı devlet üniversiteleri için hesaplamak isterseniz buradaki sayıları ikiye bölmeniz yeterli. Evet bugün 45 bin dolar olan eğitim ücreti 18 sene sonra ne olacak? Tabii ki daha yüksek dediğinizi duyar gibiyim. Bu konuda biraz araştırma yaptım ve geçtiğimiz yıldan bu yana Amerika Birleşik Devletleri pazarında üniversite ücretlerinin yaklaşık olarak %3 arttığını buldum. Bu arada videonun başında da değindiğim gibi bu hesaplamayı istediğiniz her durum için yapabilirsiniz. Yani eğer artışın %3'ten daha az ya da fazla olacağını düşünüyorsanız hesabınızı buna göre düzeltebilirsiniz. Bu ücretin bir yıl sonra ne kadar olacağını bulmak isteseydik bunu 1,03 ile çarpardık öyle değil mi? Ondan sonraki sene fiyatı da yine 1,03 ile çarparak bulunurdu. Aynı mantıklı 18 sene sonraki fiyatı bulmak için 18 tane 1,03'e ihtiyacımız olurdu. Ama bu işlemi yapmanın daha kısa bir yolu olmalı. Ortaokulda gördüğünüz matematik derslerinden de hatırlayacaksınız. Bu 1,03'ün 18. kuvvetiyle aynı şeydir aslında. Hadi hesaplayalım. 45.000 çarpı 1,03 üzeri 18 yaklaşık olarak 76.609 yapar. Yaklaşık olarak ne demiştim değil mi? Rakam bu kadar yüksek olunca şaşkınlıktan hemen de unutuyorum. 76.609 dolar. Bir senelik ücret 76.609 diyoruz. Bu ücrete yurt, kitap, yemek vesaire masraflarında dahil olduğunu varsayalım. Bu noktada 4 senelik eğitim ücreti için bu rakamı 4 ile çarpmanın yeterli olacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü eğer öyle yaparsanız enflasyonu hesaba katmamış olursunuz. Az önceki mantıkla ikinci senenin ücreti bundan %3 daha fazla olacak. Yani çarpı 1,03 bizi 78.907 dolara getirdi. Şunları hemen not edeyim bir dakika. Birinci sene 76.609. İkinci sene 78.900. Hatta yuvarlarsam 78.908 diyebilirim. Üçüncü sene için bunu bir kere daha 1,03 ile çarpalım. 81.275. Dördüncü sene için de daha şimdiden umarım üniversiteyi 4 senede bitirir dediğinizi duyar gibiyim. Bir bakalım. Evet, 4. senede bir kere daha 1,03 ile çarpılınca 83.713 ediyor. Evet son sene içinde 83.713 dolar ödememiz gerekiyor. Bunların çok büyük meblağlar olduğunu düşünüyorsunuz öyle değil mi? Haklısınız. Yani sizi bilmem ama benim için çok büyük paralar. Ama 18 sene önce bugün okulların istediği paraların da en az bunlar kadar dudak uçuklatıcı olduklarını unutmayın. Her neyse hesabımıza geri dönelim. Bunları topladığımızda 4 senelik eğitim ücretini bulmuş oluruz. Bu arada buradaki rakamların örnek olduğunu, varsayımlar üzerinden hesaplama yaptığımızı hatırlatmak istiyorum. Mesela eğitim ücretinin her sene %3 artması, yani enflasyonun sürekli olarak değişmeden %3 olması pek de olası bir şey değil. Ayrıca her üniversitenin eğitim ücretleri de farklı. Yani daha ucuz okullar da var, daha pahalı okullar da. Büyük şehirlerdeki üniversitelerde yaşam maliyeti daha fazla olabilirken küçük bir kasabada üniversiteye giden bir öğrenci için yurt masrafı, kira, yiyecek içecek gibi giderler daha az olacaktır. Neyse. Hadi şunu toplayalım, toplamı bulalım. Gerçekle yüzleşmekten daha fazla kaçamayacağım. 76.609 artı 78.908 artı 81.275 artı 83.713 toplam 320.505 dolar ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 18 sene sonra özel bir üniversitede 4 senelik eğitim ücreti ne olacakmış? 320.505 dolar. Yaklaşık tabii. Bu oranın ve enflasyonun bu şekilde olacağını varsayarsak devlet üniversitesinin ücretinin de bunun yarısı olacağını söyleyebiliriz. Evet. 18 sene sonra ne kadar paraya ihtiyacımız olduğunu bulduğumuzda şimdi her ay bir kenara ne kadar para koymamız gerektiğini hesaplayabiliriz. Bir bakalım. Çocuğumun doğduğu ay bir miktar para yatırdım. Yeni bir renk kullanayım. Evet, birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay ve bunu 18 sene boyunca yapacağım. 18 senede 18 çarpı 12'den 216 ay vardır. Toplam 216 defa para yatıracağım ve bunun toplamının da 320.505 dolar etmesi gerekiyor. Bunu 216 çarpı P eşittir 320.505 olarak düşünebiliriz. Buradan P'yi bulmak için 320.505'i 216'ya böler ve yaklaşık olarak 1484 dolar bulurum. Bu noktada bu birikimleri yani 1484 doları her ay yastığımın altında saklamayacağım ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Mesela bu parayla uzun vadeli bono alıp 18 yıl sonra bozabilirsiniz. Belki de bu parayı borsada değerlendirmek isteyeceksiniz ya da en azından bir mevduat hesabı açıp faiz işletebilirsiniz. Bu yüzden de bu hesap çok da yerinde bir hesap olmadı. Neden? Çünkü bu parayı vadiye koyduğunuzda, yani ilk ay yatırdığınız parayı vadiye koyarsanız bu 216 aylık faiz alacağınız anlamına gelir. İkinci ay için 215 ve üçüncü ay için de 214 aylık faiz. Ve işte bunu hesaplamak istediğinizde matematiğin ne kadar da işe yarar bir şey olduğunu görebilirsiniz. Eğer merak ettiyseniz, KAAN Akademinin sonsuz geometrik serilerin toplamı videolarını izlemenizi öneririm. O videolarda bu tarz hesaplamaları yapmak için kullandığımız formülün ispatı da var. Hatta kredi ödemeleri de benzer bir şekilde hesaplanır. Evet, o videolardaki formül her ay kenara ayırdığınız paranın faizi olacağını düşünürsek size biriktirmeniz gereken parayı verir. Ve bu meblağ bu örnek için 320.505 dolar çarpı alacağınız aylık faizdir. Mesela aylık olarak %0,3'lük bir faiz aldığımızı düşünelim. Bir yıllık olarak %3,6'ya bileşik faiz olursa da bundan biraz daha fazla bir rakama eşit olur. Aylık 0,3'ü 12 ile çarparsak 3,6'yı elde ederiz ama dediğim gibi eğer bileşik faiz ise bu %3,6'dan biraz fazla olacaktır. Hesaplamalarımın çok da zor olmaması için gelin bunu kabul edelim. Yani aylık faizin %0,3 olduğunu varsayalım. Bu 1,003 ile büyüyeceğimiz yani eğer A kenarda her ay 1000 dolarla başladıysak ay sonunda 1003 dolarımız olacağı anlamına gelir. Ee, evet, bu yüzde 3,6'dan biraz daha yüksek bir getiri demektir. Getirinin bundan daha yüksek olacağını eğer düşünüyorsanız burada farklı bir yüzde kullanabilirsiniz. Önemli olan bunun aylık olması. Evet, aylık büyümeyi düşündüğümüzde bu sayıyı elde ederiz. Sonra bundan 1 çıkarıp %0,3'ü yani 0,003'ü elde ediyoruz. Bölü 1,003 üzeri bileşik faiz alacağım 216, bileşik faiz alacağımız 216 ay eksi 1. Bunu hesaplamak için bir hesap makinesi lazım dediğinizi duyar gibiyim. Çok da haklısınız. 320.505 çarpı 1,003 eksi 1. 0,003 eder. Evet. Bölü 1,003 üzeri 216 eksi 1. Sonuca çok yaklaştık. Heyecanlı mısınız? Bu işlemin sonucu yaklaşık olarak 1057 dolardır. Ve kenara ayırdığımız paranın faizini alacağımızı varsayarsak her ay kenara az önce bulduğumuzdan daha az para koyarak da bu işi yapabileceğimizi göreceğiz. Bu para 18 sene. Bu 17 sene 11 ay boyunca değerleneceği için kenara ayırmamız gereken paranın miktarı da bundan küçük olabiliyor. Tüm bu hesaplamaların özel bir üniversite için olduğunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Devlet üniversitesinde okunmak için bunun yarısına ihtiyacınız olacak. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversitede okumak gerçekten de çok pahalı. Eğer böyle bir niyetiniz varsa ve her ay kenara 1500 dolar koyamıyorsanız şimdiden üniversite burslarını araştırmaya başlasanız iyi edersiniz. Ya da tabii ki ülkemizde birçok iyi üniversite olduğunun da bir kez daha altını çizmek isterim.